Dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve like atmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi seyirler. Düz koşuyla birlikte sarı lacivertlerde güzel haberler var. Takıma dönen isimler var. Dönecek olan isimler var. Bir ay sonra Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu var Fenerbahçe'nin. Bu nedenle Jesus'un tabii ki her teknik direktörün olacağı gibi en önde gelen isteği olabildiğince kalabalık çalışmak, olabildiğince has olarak oynatacağı ya da oynatmayı düşündüğü oyuncuları antrenmanda görmek. Ama tabii onun dışında kadrodaki durumları belirsiz olan, geleceği belirsiz olan bazı oyuncular da kadroya katıldı. Kimler bunlar? Kameraman arkadaşım İbrahim Camkıran da bir kısmını ekrana getiriyor. İki grup halinde çalışıyor bu arada. Ama bu grupta gördüğüm mesela Enner Valencia takıma katılan isimlerden birisi Fenerbahçe adına. Diğer isimler daha önce de zaten çalışıyordu. En arkada Bruma'yı görüyorsunuz. Fenerbahçe'nin yeni transferi. Bruma da Crespo ile birlikte en arka kısımda çalışıyor. Diğer kısımda da birazdan belki göreceksiniz. Tisserand takıma katılan isimlerden birisi. Yani Samatta, Enner Valencia ve Tisserand takımı yeni katılan isimler. 3 kişi daha katıldı. Fenerbahçe'de en çok merak edilen isimlerden birisi Kim Min-jae tabii ki. Kim Min-jae'nin geleceği merak ediliyor. Transfer durumu konuşuluyor. Hemen şunu söyleyelim. Bu tabii ki bir şey değiştirecek değil. Ama her oyuncuya verilen bir takvim vardır. Kim Min-jae'nin de ciddi bir sakatlığı vardı hatırlayacaksınız. Onu atlattı. Tedavisini oldu. Bireysel çalışmalarına başladı. Ve an itibariyle o da ya bu akşam ya da yarın gelecek ve takıma katılacak. Burada çalışmalarına başlayacak. Bundan sonraki geleceği ne olacak? Tabii ki onu da göreceğiz. Ama Fenerbahçe'de iyi bir bonservis bedeli getirme ihtimali olan ve ayrılma ihtimali olan en önemli oyunculardan birisi. Türk milliler henüz yok. Onlar milli takımlarında. Yine Avrupa'da işte Miha Zajc gibi, Attila Szalai gibi diğer milli takımlarında olan oyuncularda henüz katılmadı. Belki İstanbul'daki çalışmaların son bölümüne doğru, Haziran'a doğru bu oyuncular da katılacak ve Jesus en azından bir 10-15 gün tam kadroyla çalışma imkanını yakalayacak. Ama şimdilik oyuncuların durumu bu. Miguel Crespo'yu az önce gördünüz Bruma'nın yanında. Miguel Crespo da hatırlayacağınız gibi uzun bir sakatlık yaşamıştı. O da takımla çalışmalara katıldı. Bir Jesus'un elindeki kadronun hem nitelik hem de nicelik olarak artış gösterdiğini söyleyebiliriz. İki transferle de birlikte yine Arda Güler, o da uzun bir sakatlık yaşamıştı hatırlayacaksınız. Bugün yok ama bir süredir bireysel çalışıyor. Fiziksel durumunda çok iyi olduğunu söyleyebiliriz bu arada gördüğümüz kadarıyla. Yani kendisine zaten genç bir oyuncu, çabuk rejenerasyon yaşayan bir oyuncu. Kendisine de bu süreçte çok iyi bakmış, çok profesyonel bir süreç geçirmiş öğrendiğimiz kadarıyla. O da çarşamba itibariyle takımla çalışmalara katılacak. İlk yine bir pazartesi günü geçtiğimiz hafta ilk antrenmanı yapmıştı Fenerbahçe. İlk 15 dakikasını basına açık gerçekleştirmişti. Orada yani tabii ki böyle bir belki ayrım yapmak çok doğru değil ama A takım oyuncusu diyebileceğimiz 12 isim vardı. Gerisi altyapıdan gelen oyunculardı. Altyapıdan birçok oyuncu vardı. Şimdi baktığımız zaman o 12 oyuncu yavaş yavaş artık 20'ye doğru yaklaşıyor görebildiğimiz kadarıyla. Fenerbahçe adına her geçen gün tabii ki altyapıdan da muhtemelen takımda kalacaklar olacak. Orada da kendisini gösterip belki birkaç kişi eklenecek. İşte tam bunu derken mesela ekranlara muhtemelen Gustavo'nun tam önündeydi. İshak Vural geldi. Tabii İshak Vural Arda Güler'den de genç. Henüz biraz onun fiziksel gelişimiyle ilgili, yani çok hızlı boyu uzuyor. Geldiği zaman 1.83 veya 1.84'tü galiba. Şimdi 1.87 civarı oldu boyu. Yani çok hızlı gelişim gösteren bir oyuncu. O nedenle de böyle hızlı gelişimlerde genelde oyuncular her zaman çok belki nasıl diyelim biraz sabretmek gerekebiliyor onların o sürecinde. Ama işte birkaç katılacak isimlerden belki sezon sonuna doğru İshak Vural bakalım 21 yaş altına mı geçecek tekrar? Orada mı olacak? Ensar Brahiç mesela yeni transferlerden birisiydi. Yani böyle genç bazı oyuncuları
görecek miyiz, görmeyecek miyiz en azından kamp sürecinde? Ama şunu söyleyelim. Kamp sürecinde Jorge Jesus önemli takımların, önemli takımlarla karşılaşmak istedi. 6 veya 7 takımla karşılaşacak. Belki ilk birkaç takım biraz daha, yani hiçbirisini tabii ki küçümsemiyoruz ama biraz daha ciddiyeti, biraz daha belki farklı olabilir. Ama son maçlara doğru artık Temmuz'un ilk haftasından itibaren daha ciddi, önemli rakiplerin olacağını söyleyebiliriz. Bu arada Jorge Jesus bir hayli yaklaştı. İşte Branco görebildiğim kadarıyla, Branco ile birlikte, o da futbol operasyonları direktörü. O da burada Jesus'un isteği üzerine gelen bir isimdi. Jesus'un, o da isteklerinin aynı zamanda yönetimle arasında bir köprü. Marco Aurelio da yine futbolcularla arada bir köprü. O da işte burada antrenmanı yakından takip eden isimlerden birisi. Zaten dediğimiz gibi yine Jesus'un talimatıyla geldi ve takip ettiğim kadarıyla şimdi de basın sorumlusu Alper Yeminicilerle konuşuyor. Muhtemelen herhalde ya Samandıra ya basına dair beklentileri, talimatları var. Bakalım, yani Jesus ilk gördüğümüz kadarıyla basınla iyi bir ilişki kurmak, kamuoyuyla iyi bir ilişki kurmak, karşılıklı iyi bir bilgilendirme yapmak durumunda. Bir geçen hafta pazartesi, bu hafta pazartesi, haftada bir en azından biz de burada ortamı, gelişmeleri ucundan da olsa görüyoruz ve bu şekilde de kamuoyunu, Fenerbahçe taraftarını, seyircileri bilgilendiriyoruz diyebiliriz. Şimdi bilmiyorum hani ne kadar bir süre var ama birazdan da biraz oyuncuların yaklaşacağı bilgisini aldık. İşte dedik ya, iyi ilişki. Bizim de tabii ki hafta boyunca Fenerbahçe'ye dair kullandığımız görüntülerde ne kadar iyi görüntü olursa o kadar seyirciler de oyuncuları, özledikleri oyuncuları, taraftarlar yakından görüyorlar. Kameranın yakınında çalışmak için Jesus Branco ile konuştu. Branco da basın sorumlusu Alper Yeminicilerle konuştu. Yani iyi bir iletişim. Fenerbahçe adına güzel bir başlangıç. Umarız sadece Fenerbahçe adına değil, tüm takımlar adına böyle devam eder. Bilmiyorum süremiz nasıl ama yaklaşık olarak eğer isterseniz sözü yavaş yavaş size bırakalım. Evet, yani net bir şekilde şunu söyleyebiliriz. Yani zaten başkan da söylemişti. Yani bu iş bitti. Artık mevzu nasıl biteceği. Mesut Özil 2 yıl daha, yani bu konuda benim sözleşmem var. Oyuncunun hakkıdır bu arada, doğal bir hakkıdır. İmzalamıştır o sözleşmeyi. 2 yıl daha ben oynamayacağım ama burada sözleşmemin sonuna kadar geleceğim mi diyecek? Yoksa bir yolunu bulacaklar mı? Ama menajeri Erkut Bey'in de çok net bir açıklaması var. Ya Fenerbahçe'de oynar ya da emekli olur. Yani şu an Mesut Özil, işte hep o zaman zaman konuşulan, kendi aramızda da konuştuğumuz, zaman zaman ihtimal olarak da dile getirilen Amerika Birleşik Devletleri ihtimalini şu an söylemde en azından düşünmediğini gösteriyor. Yani ya burası ya da emeklilik diyor. Ama şunu da net söyleyebilirim. Başkan Ali Koç'un da, yani Mesut Özil'i takıma döndürmeyi asla öyle bir düşüncesi yok. Hani diyeceksiniz ki şimdi bu takımın bir teknik direktörü var. Zaten Jorge Jesus da tavrını açık bir şekilde ortaya koydu. Aldığı kanatlardan da bunu anlayabilirsiniz. Yani dinamik, formu yerinde, anında işine yarayacak oyuncular istiyor Jorge Jesus. Şu an yani bir oyuncunun performansına, yani tabii ki şey ama hani fiziksel performansı, yani bunlarla uğraşmak istemiyor. Onun da o yüzden öyle bir niyeti yok. Bu durumu biraz başkana bıraktı Jorge Jesus. Yani çok karışmadı. Her durumda belki burada Jorge Jesus'un sözü geçiyor. Ama Mesut konusunda o da nasıl diyelim, çok beklentisi olmadı veya ısrarcı olmadı. Yani Mesut Özil işi bitti. Yani bunu artık net bir şekilde söyleyebiliriz. Kimsenin de geri adım atmaya niyeti yok. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un da bunu net bir şekilde söyleyebiliriz.